Ankara Bölge Mahkemesi, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu. Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit ve terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermekten 8 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit, suçunda ise sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Selahattin Demirtaş'ın avukatları ile Cumhuriyet Savcısı, karara itiraz ederek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararına atıfta bulundu. Sanığın eyleminin bütün halinde terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme suçunu oluşturduğu sabit görüldüğünden ayrıca var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçundan hüküm kurulması gerektiği belirtildi. Kararda eylemin bir kısmının bölünüp bir kısmına ceza verilmesinin bu haliyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek dosyanın Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. Millet İttifakı ve HDP'nin konumunu, partisinin kapatılması ihtimali ile olası sonuçlarını değerlendiren Demirtaş, HDP'yi kapatmanın siyasi sonuçlarını iyi hesap etmelerini tavsiye ederim. HDP seçmeninin gündeminde boykot falan yoktur, bunu herkes böyle bilsin. HDP seçmeni aktif tutumuyla Türkiye'nin demokratik geleceğine damga vuracaktır. Kapatma kararı bu tutumu erkenden netleştirir, seçmenimizin kararlılığını artırır, dedi. Demirtaş'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu yuvarlak masa için ne düşünüyorsunuz? Uzun süredir hazırlığı yapılan ve beklenen bir gelişmeydi. Farklı siyasi partilerin bir masa etrafında buluşup konuşabilmeleri önemlidir. Siyasette diyalog ve temas olmadan sorunların çözümü sağlanamaz. Masanın altına, üstüne odaklanmak yerine neyin konuşulduğuna, nasıl konuşulduğuna bakmak lazım. HDP'nin dışlandığı gibi bir sonuç görmüyorum. HDP'nin o masada olmamasına siz nasıl bakıyorsunuz? HDP eş genel başkanlarının da ifade ettikleri gibi zaten HDP masada oturma konusunda bir arayış içinde değildi. Ahlatlı bel buluşması daha çok Millet İttifakı ekseninde gelişen bir durumdur. HDP daha önce açıkladığı tutum belgesiyle mevcut ittifaklarda yer almayacağını duyurmuştu. Dolayısıyla HDP'nin dışlanması gibi bir durumda HDP'nin o masayı koşulsuz desteklediği gibi bir sonuç da görmüyorum. Altı muhalefet partisi birlikte ittifaka mı evrilirler bilemiyoruz ama kendi iç tartışmalarını bitirip netleştirdikten sonra HDP ile de görüşecek, müzakere yürüteceklerdir. Aksi durum siyasetin doğasına da, o masanın iddiasına da aykırı olur. HDP ise 3. ittifakın inşasına odaklanmış durumdadır. Yani bu gidişle, öyle anlaşılıyor ki görüşmeler HDP ile diğer partiler arasında değil, ittifaklar arasında olacaktır. Açıklamalardan da gördüğümüz kadarıyla HDP diyalog için herkese kapıyı açık tutuyor ama gidip kapalı kapılar önünde bir saniye bile zaman kaybetmeyecek kadar ilkeli, onurlu, ciddi bir siyaset yürütüyor. İktidarın ve ortağı MHP'nin HDP üzerinden İYİ Parti ve CHP üzerinde kurduğu baskı bir miktar etkili oluyor. İki parti seçmenine mesajınız var mı? Sadece CHP ve İYİ Parti seçmeni için değil tüm seçmenler ve bütün yurttaşlarımız için şunu söyleyebilirim, iktidarın ayrıştırıcı politikalarına kanmayın, HDP'yi bazı tutum ve söylemlerinden dolayı eleştirebilirsiniz, bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ancak HDP tam bir Türkiye partisidir.
birlikten, beraberlikten, demokrasiden yanadır ve kesinlikle barışı savunmaktadır. Bundan asla şüpheniz olmasın ve ülkeyi beraberce el ele vererek düzlüğe çıkaracağımıza yürekten inanın. 85 milyon yurttaşın bir teki bile diğerinin düşmanı değildir, olmasına da izin vermeyeceğiz. Bu nedenle içiniz rahat olsun ve yan yana gelmekten korkmayın. Bizim beraberliğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine karşı bir cephede değildir. Bizim nazarımızda tüm partilerin seçmenleri eşit ve onurlu yurttaşlardır. Rekabet sadece siyasi alandadır ve muhalefetimiz sadece halkın canını yakan yanlış politikalara karşıdır. Halkın bir kesimine karşı değildir. Ortak adayı desteklemenin şartları olacaktır. HDP ve TİP'in ortak adayı destekleme ama seçime ayrı girme kararını nasıl buluyorsunuz? Bir HDP'li olarak hem doğru buluyor, hem de destekliyorum elbette. Ancak ortak adayı destekleme konusu belli şartlar altında olacaktır. O şartlarda geçen Eylül'de açıklanan HDP tutum belgesinde en açık şekilde ifade edilmiştir. HDP'nin başka şartı yoktur, HDP ucuz pazarlıklara, koltuk tartışmalarına girecek bir parti de değildir. Biz bütün Türkiye toplumunun hep birlikte kazanmasını istiyoruz. Üçüncü ittifak konusunda umutlu musunuz? Altı parti 28 Şubat'ta ikinci toplantıyı yapacak. Bazı sol partiler, çerçevesi ve içeriği belli olmayan pazarlıklar, diyerek ittifaktan uzak duracaklarını açıkladılar. Üçüncü ittifaka sıcak bakmayanlara ve sol bitti diyenlere cevabınız ne olur? Arkadaşlarımız dışarıda üçüncü ittifak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Şimdilik ortak bir çalışma zemini yaratıp birlikte hareket etme kararlılığını güçlendirmeye çalışıyorlar ki bu çok önemlidir. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik halkı perişan edip canından bezdirmişken, her yerde emekçi direnişleri gümbür gümbür büyürken yapılması gereken en acil şey sahada emekçilerle birlikte mücadele etmek olmalıdır. Bundan bir seçim ittifakı ve daha stratejik, kalıcı işbirlikleri de çıkacaktır haliyle. Adına Demokrasi İttifakı denilen 3. ittifak çalışması bir koltuk, makam, mevki tartışması değil sol ve demokrasi için ilkeli bir ortak mücadele arayışıdır. Zaten bana göre 3. ittifak kurulursa, tüm milletvekili adayları yerellerde kurulacak sandıklarla, ön seçimle belirlenmelidir. The Demokrasi İttifakı olan bir yapı, milletvekili adaylarının belirlenmesi dahil her aşamada, demokrasinin en güzel pratiklerini sergilemelidir. Ancak bu, sonraki tartışmadır. Şimdi, ezilen ve direnen emekçiyle omuz omuza verme zamanıdır.